geldiniz. Hoş bulduk. Röportaj falan. Röportaj falan. Bahar dizisi. İnanılmaz reytingler. Sosyal medya aynı gün yıkılıyor zaten. Evet. Senaryoyu ilk elinize aldığınızda böyle bir şey tahmin ediyor muydunuz? Aslında televizyonun koduna dair birçok şey çözülmüştü senaryoyu ilk elime aldığımda. Ama bu dünyayı kim kuracak, hangi gözle kuracak, oyunculuk üslupları neler olacak? Tabii ki her şey sahada şekillendi ve bu anlamda her ismi gördüğümde bin şükürle geldim ve çok da inandık tabii ki. Önce inandık zaten ve bu hale geldi. Yeni sezona taşındı. Yeni sezonda da çok büyük sürprizler olacakmış. Birkaç böyle sufle verebiliyor muyuz? Asla. Vallahi asla. Ya geçtiğimiz günlerde bir şey duyduk. Sette Demet Evgar'la ilgili bazı dedikodular çıktı, kavga çıktı. Ben işimi çok seviyorum, çok keyifle çalışıyorum, koşa koşa gidiyorum. Biz de sezonu kapattık, çok keyifliydi. Yaz aylarında ne yapacağız? Yaz aylarında tatil yapacağız, dinleneceğiz. Yurt içi, yurt dışı? Şu an için tabii ki yurt içi görünüyor ilk ama tabii ki küçük eğer uydurabilirsem kardeşimin yanına gitmeyi düşünüyorum tabii ki. Yurt içi tatil fiyatları, yurt dışı tatil fiyatlarının üstüne maalesef, çıktı malum. Evet, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani ekonomi utansın, ekonomi utansın biz değil yani. Son soru, Avrupa'da ve Amerika'da yapay zeka ile flört yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de yer mi bu benzi? Bilmiyorum ki. Yani flört denilen şey yapay olamaz her şeyden önce. Bilmiyorum yani bize bir gelsin bakalım arkadaşa, eşe dosta bir soralım yani. Hani hiç o yüzden kestiremiyorum. Nasıl olur bu? Ne olur? İnanın fikrim dahi yok yani. Bana çok dünya dışı geliyor. Enerjinize hayranım. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.